saçlarımı Jeans Color markasının lila mor rengiyle boyayacağım ve etkilerinin sonuçlarını sizinle paylaşacağım. Bundan yaklaşık 10 dakika önce bir önceki videomu bitirdim ve onda da evde saç nasıl açılır onu gösterdim. Çünkü bu Jeans Color markasının renkli saç boyası, amonyaklı bir boya olduğu için saçlarınızı açmadan kesinlikle tutmuyor. Daha önce kızıl rengini denemiştim ve saçlarımı açmadan altta kendi kızıl saçlarım varken onun üzerine denemiştim ama hiçbir etkisi olmadı, çok fazla tutmadı. Daha sonra araştırdığımda yorumlarda da yazanlardan öğrendiklerim kadarıyla bu boyalar saçlarınızı açmadan kesinlikle tutmuyor. O yüzden ben de bir önceki videomda evde saçlarımı açtım. Hatta şurada açıcı ürünlerimi de gösterebilirim. Bu ürünleri kullanarak kendim açtım, nasıl yapabileceğinizi gördüm. Gördüğünüz gibi çok büyük bir böyle bir zararı falan da olmadı. Uç diplerini özellikle bıraktım saçlarıma zarar vermemesi açısından. Gördüğünüz gibi bu şekilde açtım. Biraz renk eşitsizlikleri var. Bunu bir önceki videomda da söylemiştim ama bu önemli değil. Çünkü bu boya değil, açıcı. Üzerine zaten boyayı kullandığımız zaman kapanacağını düşünüyorum. O zaman şimdi hemen boyamaya başlayabiliriz. Bu boyanın bir diğer özelliği de şu, tamamen hazır bir şekilde geliyor elinize. Bunun içerisinde herhangi bir oksidan, krem boya, o bu, yani en ufak hiçbir şey eklemenize gerek yok. Zaten eklememeniz de gerekiyor. Aynı bu şekilde kutusunda hazır olduğu gibi boyuyorsunuz ekstra hiçbir şey eklemeden. Şu şekilde boya kabımı aldım. İsterseniz direkt bu şekilde böyle sıkarak da pratik bir şekilde uygulayabilirsiniz. Ama ben bu kabın içine koyup oradan boyamaya çok alıştığım için o şekilde yine boyayacağım. Evet, bu şekilde rengini de görebilirsiniz. Kabımın içine bütün boyayı sıkıyorum. Daha sonra hemen boyama aşamasına geçeceğiz. Evet, boyamın tamamını kabımın içerisine döktüm. Şunu da söylemem gerekiyor. Boya kesinlikle çok yeterli geliyor. Yani benim saçlarım uzun ve çok sık olmasına rağmen benim saçlarıma boya tam olarak yetiyor. Sizin saçlarınız daha kısaysa özellikle çok daha iyi yetecektir. Yani ikinci bir boya almanıza gerek olduğunu düşünmüyorum. Fazla fazla yetecektir. O zaman şimdi yavaştan boyamaya geçelim. Hemen bir eldiven takayım, başlıyorum. Saçlarımı ilk kez böyle farklı bir rengi boyayacağım için de bayağı heyecanlıyım. Nasıl bir şey çıkacağını çok merak ediyorum. Yavaştan başlıyorum. Her seferinde söylediğim gibi sadece evde giydiğiniz, dışarıda giymediğiniz eski bir tişörtünüzü giyerseniz çok daha iyi olur. Çünkü bu tarz boyaların, bütün boyaların daha doğrusu şeyden, tişörtlerden, kıyafetlerden çıkarması biraz zor oluyor. Şimdi başlıyorum. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Öncelikle diplerden başlıyoruz. Bu şekilde diplerimize uyguluyoruz. Yaklaşık şu kadar uyguladıktan sonra tarağım biraz uzağa gitmiş, hemen alıyorum. Tarağımın ucunun yardımıyla bu şekilde ayırıyorum. Hemen şu şekilde diğer tarafa atıyorum. Öncelikle saçlarımızın tamamını, sadece diplerini boyuyoruz. Bu şekilde hem bu tarafı boyuyorum hem de şuradaki kısmı bu şekilde boyuyorum. Şimdi yapacağım ilk adım saçlarımın tamamının diplerini boyamak olacak. Bütün dipleri bitirdikten sonra da kalan kısımlarına geçeceğim. Ben bu şekilde tarağımla ayırarak, siz de herhangi bir şeyle elinizle bile ayırabilirsiniz. Yani illa tarak olmasına gerek yok ama bu şekilde daha pratik oluyor. Şu şekilde uçlarını, pardon, diplerini boyamaya devam ediyorum. Çift taraflı olarak boyuyoruz dediğim gibi. Şimdi ben daha hızlı bir şekilde bütün saçlarımın diplerini boyayacağım. Ondan sonra uçlara geçeceğiz ve sonra göstereceğim. Şimdi ben biraz hızlı bir şekilde boyamaya devam ediyorum. Evet, saçlarımın tamamının diplerinin boyanması bitti. Şimdi bu şekilde kalan bu uç kısımların tamamını boyuyoruz. Bu aşamada hiç beklemenize gerek yok. Renk farklılığı olmaması açısından hemen direkt uçlarını da boyamaya başlayabilirsiniz.
birinden yardım alırsanız çok daha kolay oluyor. Oturduğunuz yerden saçlarınız boyanmış oluyor. Bu şekilde evet devam ediyoruz kalanını boyamaya. Tamamının boyanması şu an bitti gördüğünüz gibi. Her yerini boyadım. Yüzüm de dahil, kollarım da dahil. Ayrıca gözüküyor mu şuralarda da var. Tişörtüm de dahil her yeri boyadım. Zaten yıkamaya gittiğimde banyoyu da boyayacağım. Her yeri boyayacağım. Lütfen bu konuda biraz dikkat edin. Bu boya diğer boyalara göre çok daha fazla etrafa bulaşıyor. Banyoya bulaşıyor. Banyodan çıkmadan önce hatta yanınıza böyle bir iki deterjan alır da çıkmadan önce bir temizlerseniz çok daha iyi olur. Yoksa kalıyor ve sıkıntı olabiliyor. Çıkarması sonradan daha zor oluyor. Bu arada şunu istiyorum. Bir sonrakinde ne renk boyayayım? Ben şimdi açıcıyı boşuna almadım yani. Açıp açıp boyayacağım. Şu an ilk olarak mavi denemeyi düşünüyorum ama yani başka denememi istediğiniz bir şey varsa böyle zümrüt yeşili gibi bir şeyler olabilir. Ya da şu an aklıma gelmedi. Gri düşünüyorum ama gri çok daha zormuş gibi geliyor. Bilmiyorum. Önerileriniz olursa çok sevinirim. Bir sonrakinde ne boyamam gerektiğiyle ilgili düşünüyorum çünkü kararımı hala veremedim. Sonuç olarak şimdi bunu şey yapıyoruz, yaklaşık 35-40 dakika kadar, yine ara ara gözlemleyerek bakarsanız iyi olur, yaklaşık 35-40 dakika kadar bekleteceğim. Daha sonra gideceğim ve yıkayacağım, sonra da sonucu göstereceğim nasıl olacak, çok merak ediyorum. Güzel olursa uzun süre kullanırım diye düşünüyorum ama hani kötü olursa beğenmezsem yaklaşık bir 2-3 hafta kullandıktan sonra geri ya farklı bir renk yaparım ya kendi doğal rengimi boyarım. Hani bilmiyorum sonrasında ne olacağını ama yakışıp yakışmayacağına göre bir şeyler yapacağız bakalım. Yüzümde çok boya oldu. Onu büyük ihtimal yıkadıktan sonra hallederim. Şimdi daha söyleyeyim. Buralardaki boyaları çıkarmanın en güzel yolu aseton. Kolonyayla da yapabilirsiniz. Pamuğa kolonya döküp de silebilirsiniz ama aseton çok çok daha etkili bir yöntem. Yine aynı şekilde pamuğa aseton döküp boya olan her yerinizi silerseniz çok daha kolay çıktığını göreceksiniz. Sonuç olarak şimdi bekliyoruz ve daha sonra sonuçlarını göstereceğim. Biraz sonra görüşürüz. Evet, saçlarımı yıkadım ve geldim. Şimdiden belli zaten tutmuş oldu ama kuruttuğum zaman çok daha iyi belli olacak. Şimdi hemen saçlarımı kurutuyorum ve nasıl olduğuna bakalım. Saçlarımı kuruttum. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Şimdi ışıktan dolayı çok fazla belli olmuyor. Bir de benim beklediğimden bir tık daha koyu oldu. Ama videoyu bitirmeden önce güneş ışığında da nasıl olduğunu göstereceğim. Ben genel olarak rengi gerçekten çok sevdim. Uzun süre kullanabileceğimi düşünüyorum. Gerçekten çok tatlı bir renk oldu. Şöyle ışığa iyice tuttuğum zaman görebilirsiniz. Bu şekilde oldu. Yüzünüzde kalan boyaları da dediğim gibi asetonu pamuğa dökerek hemen bakıyorum nelerimde var. Bu şekilde silip o boya kalıntılarını da çok rahat çıkartabilirsiniz. Bu şekilde. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.